İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Mandalya'da Napul'de Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını anma töreni düzenlenecek. Ulusal kahraman Leonid Azgaltyan'ın Yerevan'daki anıtı tahrip edildi. Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin açıklaması. Konstantinopolis'teki Ermeni okulu tahrip edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı. Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında barışın sağlanmasına yardım etmeye hazırdır. Batı Ermenistan'ın Malatya'da Kayseri'yi don vurdu. Hasar çok büyük. Ermeni tarihinden sayfalar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Mandalyella Napul'deki Ermeni Birliği, Batı Ermenistan Ermenileri Birliği, Gaziler ve Ermeni kökenli Fransız Direniş Savaşçıları Derneği, sizleri Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarının anısına düzenlenecek etkinliğe katılmaya davet ediyorlar. Tören 25 Nisan 2022 Pazartesi saat 11'de Mandalyella Napul Belediye Başkanı Sebastian Leroy'un onursal başkanlığında Mandalyella Napul'deki Ermenistan Meydanı Haçkar'ın önünde ve protokole göre gerçekleşecektir. Aragats Dağı'nın tepesindeki Leonid ve Manuk anıtlarını yıktıktan sonra suçlular, şimdi de Yerevan'daki Leonid Azgaltyan anıtını yıkmak istiyorlar. Heykelden ayrı bu suçlular Artsakh'ın kurtuluşunun kökenlerinde yaşayan ruhu yok etmek istiyor. Yaklaşık 25 yıldır Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh genelinde direnişimizin sembollerini yok etme politikası izleniyor. Her şey Şuşi özel amaçlı müfreze alayının dağıtılmasıyla başladı. Bugünkü eylem bana Azerbaycan ordusunun Çuha mezarlığındaki haçkarları yok etmesini hatırlatıyor. Bu suçlular şimdi Yerevan'da serbestçe dolaşıyorlar. Kameralar bu sahneyi çekmiş olabilir. Bu durumun suçlusu kim? 14 Nisan 2022 Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan. Yerevan'daki Leonid Azgaltyan'ın anıtına saygısızca saldırıda bulunulduğunu ve olayla ilgili dava açıldığını hatırlatalım. Polis müdahalesi sonucunda Merkez Emniyet Müdürlüğü ekibi failin kimliğini tespit etti. Yerevan'da Maştos Caddesi'nde yaşayan 58 yaşındaki bir şahıs Merkez Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifade verdi. Ardından tutuklama kararı verildi. Artsakh Cumhuriyeti'nin mevcut hukuki ve siyasi statüsü, daha önceki yıllarda Ermenilerin tüm kesimleri arasında kurulan bir ulusal anlaşma ile kabul ettikleri anayasadan etkilenerek halkın iradesinin 3 referandumla ifade edilmesiyle şekillenmiştir. Artsakh'taki Ermeniler barışın bedelinin çok iyi farkındadır. Artsakh devleti ve tarihi vatanda özgür ve bağımsız yaşama hakkı mutlak değerlerdir ve savaş tehdidi bile bizi bunlardan alıkoyamaz. Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan barış gündemiyle Artsakh'ın Azerbaycan'a ilhak edilmesi için yapılacak herhangi bir müzakere süreci ve bundan dolayı ortaya çıkan belgenin imzalanması sadece Artsakh devletini değil, aynı zamanda Artsakh Ermenilerinin tarihi vatanında devredilemez yaşama hakkını da baltalamaktadır. Açıklamanın tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Perseksiyon raporlarına göre Konstantinopolis'teki Ermeni okulu vandalizme maruz kaldı. Okul kapılarına bir gamalı haç çizildi. 17 Nisan Paskalya hazırlıkları ve 24 Nisan Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in yıl dönümünden hemen önce bir vandalizm eylemi daha. Kasım ayında duvarlarda bu yazıların belirdiğinde aynı okulun 2016 yılında da Ermeni karşıtı saldırıya uğradığını hatırlatalım. Bir gece aniden Karabağ'da görüneceğiz. Yine 2016'da Ermeni Lisesi'nin duvarları Ermeni karşıtı grafitilerle tahrif edildi. Duvara yaşasın Türk ırkı ve Ermenilere işkence yazıları yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, briefing sırasında gazetecilerden birinin sorusunu şöyle yanıtladı.
Güney Kafkasya bölgesinde barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceği teşvik etmeye kararlıyız ve Bakan Blinken'in mesajlarından anladığınız gibi Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 6 Nisan tarihinde Brüksel'de gerçekleşen görüşmeyi, barış görüşmeleri ve sınır belirleme için ikili bir komisyon kurulmasında olumlu ilerleme olarak memnuniyetle karşıladık. Dışişleri Bakanı, Agitmis Grubu Eş Başkanı olarak ABD'nin ülkelere kalıcı ve kapsamlı barışa ulaşmalarında yardımcı olmak için benzer düşünen ortaklarla ikili müzakerelere katılmaya hazır olduğunu teyit etti. Bu açıklamaya cevaben Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Ned Price'dan Bay Joseph Biden'ın 1920'de Şuşi'de Azerbaycan makamları tarafından gerçekleştirilen katliamları da içeren Ermenilere uygulanan soykırım Armenosidi tanımasını dikkate almasını istedi. Batı Ermenistan'ın Malatya ilinde hava sıcaklığının -5-6 derecelere kadar düşmesi Kayısı'da dona neden oldu. Son günlerde ülke genelinde yaşanan hava sıcaklıklarındaki düşüş birçok kentte tarımı vurdu. Yaşanan don olayı çiftçilerin umudunu bir gecede yok etti. Başta Akçadağ, Yazıhan, Kale olmak üzere Malatya'nın tüm ilçelerinde meyveye dönüşmüş olan kayısının büyük bölümü yandı. 10 bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Ermenistan, dünyanın en eski uygarlıklarından biridir ve halkı Batı Ermenistan'da bulunan Ermeni platosunun yerlisidir. Çok sayıda arkeolojik buluntuya, eski el yazmalarına ve bilimsel araştırmalara dayanarak Ermeni platosu medeniyetin beşiğidir. Artsakh bölgesi Nahçıvan gibi tarihi Ermenistan'ın bir parçasıydı. Bazı kaynaklara göre Ermeni Artsakh adı Artsakh'ta çok sayıda sık orman olduğu için eski Ermenice'de orman anlamına gelen Tsah kelimesinden gelmektedir. Ermenice Nahçıvan kelimesi iniş yeri, Nuh'un gemisinin yakındaki Ararat Dağı'ndan inişi anlamına gelir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Devlet Kusan ve Halk Şarkıları Topluluğu'nun solisti Vartan Aramyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ov Hayot Kaçer adlı eseri sunuyoruz. Ov Hayot Kaçer Kamber Kazmetsek Kaçan Rani Doktu Çanasek Arati Şurca Simbol Merutur Kalkı Çanapar Kade Adan ile deşlük şarj etsek, yelpek bir bahtek, sarı şarj etsek. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.